buçuk ay geçti ve takım olarak kesinlikle bir çöküş demeyeyim de bir aşağıya gitme başladı. İki dokunulmazlık kaybettik ve arkadaşlarımızı yazmak zorunda kaldık. Bu da takım içinde açıkçası bölünmelere yol açtı. Bunu artık söyleyebiliriz. Takım gergin ama ben hiç gergin değilim. Ben gayet böyle insanlarla pozitif iletişime devam ediyorum. Kimsenin de benimle bir sorunu yok. Ben Hayrettin'i yazdım. Tamamen zayıf halka olduğu için yazdım. Bunu da ona söyledim. Kendisi bunu sorun etmedi. Aynı şekilde beni yazsa Hayrettin, aynı dürüstlükle söylese ben de sorun etmezdim. Kuralları biz koymuyoruz yarışmacı olarak ve biz artık birisini yazmak zorunda kalıyoruz ve bize darılan, gücenen, konuşmayan arkadaşlarımız oluyor. Ama hiç sorun değil, onlar o yolu seçiyorsa zaten potaya girmeleri de yani doğru karar olduğunu gösteriyor. Ada hayatında Çağrı biraz daha kendini çekti, zaten çekiyordu, biraz daha çekti. Bilmiyorum ne olacak. Konsey olacak. Konseyde Doğan, Çağrı, SMS birincisi birisini söyleyecek. Belki beni de söyleyebilir. Bir de şöyle bir şey var. Yani ben neden yazıldım? Ya burada bir performans yarışı var. Bir. İki, bir ada hayatı var. Yani arkadaş, şu biz orada ateş yakıyoruz. Bir kez ateş yaktığını görmedim. Arkadaş, biz orada odun topluyoruz. Bir kez odun topladığını görmedim. Arkadaş, biz orada güzel bir muhabbet yapıyoruz. Orada bir oyun oynuyoruz. Bir kez oyun oynadığını görmedim. Şimdi birisi Hindistan cevizini doğuruyor, birisi pişiriyor, birisi o Hindistan cevizini çıkartıyor. Yani her şey burada bir iş. Ben mesela orada yatarsam böyle, ondan sonra gelirsem, yersem, bu herkesin gözüne batmaz mı mesela? Ya bu benim gözüme batıyor mesela. Farklı insanların da gözüne batıyor. Ondan sonra yazıyorsun işte. Diyorsun ki, aa bunu yapmadı, şunu yapmadı. Birazdan babam gelecek. Ne? Gençliği. Babam. Gözlerimi alamıyorum. Bunu bana yapma Esma. Yapma bunu bana yapma. Benim için bazı öncelikler var. Ben buraya bireysel yarışmaya gelmedim. Bu Survivor'ın sistemini anlamazsan burada başarılı olamazsın. Buraya gelip böyle ilk günden ben şampiyon olacağım, ben böyleyim, ben şöyle yapacağım, ben kurarsan burada seni harcarlar. Burada seni tutamazlar. Çünkü tek başına düşünürsen çıktın hadi. 4 tane oyuna çıkarsın en fazla. 4'te 4 yaptın. E abi takıma bağlısın. Geri kalan 6 sayı nereden gelecek? Takımdan gelecek. O zaman sen neyi düşüneceksin? Bireyselliği bir kenara bırakacaksın. Birleşme Partisi değil, bireysellik ilan edilene kadar. Onu bir kenara bırakacaksın. Bu takım nasıl sayı kazanır? E bunda nasıl kollayacaksın? Performansı iyi olanlar takımda kalacak, kötü olanlar gidecek. Yapacak bir şey yok.